lahmacun benden. Herkese rakı o da benden. Herkese köpoğlum amcası o da hanımdan. Koşun çocuklar. Kim ne isterse bu akşam öyle. Ekmek bedirin, su hıdırın. İyi geceler. Hoş gelmişsin Şems Usta. Dur bir şey deme. Gene günü geçirdik biliyorum. Beni zor durumda bırakıyorsun Ali Aydar Usta. Bileyim lakin denkleştiremedik işte. Vardı mı Berna? Nazım'ı sana geçir. Şimdiye kadar idare ettik. Ama artık bıçak kemiğe dayandı. Dükkan kiramı ödeyemiyorum vallahi. Ya bileyim zaman zor. Birkaç gün daha mühlet ver bana. Hafta başına kadar. Yoksa seni de icraya vereceğim. İcraya mı? Mecburum Ali Aydar Usta. Bundan sonrasını sen düşün. Halledecek tamam. E buyur bir şeyler getirsinler. Sağ ol başka zaman. Pazartesi halletmişi Ali Aydar Usta. Sen de üzülme ben de üzülme. Yine gazı mı kaçmış? Yok, bu sefer gaz değil. Pompanın değişmesi lazım. Parçacı da peşin ister parayı. Az buzda bile. Tamam sen al, hesaplaşırım sonra. Utanıyorum söylemeye ama senden avans isteyeceğim bak Kasut'a. Avans mı? Kusura bakma, para peşinde koşmaktan kendi işimi yapamıyorum. Sırf Ali Aydar'dan dünya kadar alacağım var. Ali Aydar'dan mı? Haftaya getirirler her şeyi. İki saate kadar takarız. O kolay da. Ben şeyi merak ediyorum. Ali Haydar'ı. İşleri fena değil bakarsan. Niye ödeyemiyor borcunu? E, sırf bana borcu yok ki. Yeni dükkan açmak kolay mı? Marangozu, demircisi, fırıncısı. Sen daha iyi bilirsin. Öyle, öyle. Kolay değil. Ne yapacağım peki? Hiç, ne yapacağım? Adamın boğazına çökecek halim yok ya. Sanatları icraya veririz falan diyoruz ama bakma, bizimki hesap muhabbeti. Herkes icraya vermeye kalksa batar gider adam iki gün. Bekleyeceğiz işte. Ne zaman vereceğiz o zaman alacağız. İyi geceler usta. Gidin mi? İyi bir gün daha bitti. Bitti ya. Ya her gün aynı, uğraş dedin. Ya biz bu dünyaya sırf çalışmaya mı geldik? Ay ne yapacaksın? Hiç değil ara sıra bir gün tatil yapsak. Tatil mi? Ha. Söz temsil yarın. Yani bir yerlere gitsek. İkimiz mi? Ha sen ve ben. İkimiz. E, tuhaf olmaz mı öyle çıkıp? Ya kimsenin bilmesi gerekmez. Söz temsil sen telefon edersin. Hastayım dersin. Ben de alışveriş falan bahanesiyle çıkarım. Buluşuruk. E şöyle bir hava alırık. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Patron sensin. Yani isteyeyim mi, istemeyeyim mi? İyi. Madem sen istiyorsun. Yani tamam. Tamam. Hadi kapatayım dükkanı. Tamam, tamam. Peki, anladım. Bir buçuk saat sonra oradayım. Şimdi Tahir Bey, ben birilerine senet verdim. Borcuma karşılık. Evet. Ali'ye, Veli'ye, ona buna. Sen de bunu bileyim. Hı hı. Ve bundan faydalanmak isteyin. Hatta beni batırmak isteyin. Ben senin avukatınım Vakkas Bey. Ne diye batırmak isteyeyim seni? Yahu sözün gelişi. Ben işin hukuki yanını sorayım. Peki sen bu senetleri benim alacaklılardan toplayabilir misin? Tabii. Attın mı peşin parayı masanın üstüne, değerinden çok ucuza bile kapatırım. Peki senetleri aldım. Hı. Söz temsili beni icraya verebilir mi? Vadesini de ödemezsen tabii. Haciz maciz? Hepsi. Bu işin şakası mı olur Vakkas Bey?
Miktar yüklüyse her şeyini alır. Dükkanımı? Sırtındaki ceketi bile. Thank you.